Midede diyelim ki gastrit, Hı. reflü, ülser, pangastrit. 1,5-2 ay en fazla. Kişi nereden bilecek bağırsak mantarı olduğunu, yaşadığını? Tabii mide çok kolay endoskopi yaptırır vesairese de Evet. şimdi bağırsan da mantar varsa ne olacak? Ne olacak? İşte orada bir problem var. Dünyada 10 milyon doktor var tahmini. Öyle Evet. düşünelim. Bunlardan onu dahi bu problemi çözemedi. Çözülmedi. Neden? Mantar teşhis edilemiyor. Neden? Mantarı futbol topu kadar düşünün. Evet. Bakteri portakal kadar, böyle yumruk kadar düşünün. Tamam. Virüsü de misket kadar. Evet. Bağırsaklarda kalecinin arkasındaki file gibi filtreler var. Hı. Virüs denen kanallar. Bu kanallarda portakal büyüklüğündeki bakteri geçer, kana karışır. Virüsler Misket geçer. büyüklüğündeki virüs kana karışır. Evet. Kan tahlilinde bakteri veya virüs varsa teşhis edilir. Mantar teşhis edilemez. Neden? Çünkü geçmez, kana karışmaz. Zaten eğer ki mantar kana karışmış olsa ne olur? Sepsis. Yani kan zehirlenmesinde kişi en fazla 10 gün yaşar. 10 gün içinde ölür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yeni bir hastalık hızla yayılıyor. Neden? Kimyasal ilaç kullanma, abur cubur yeme, fast food tarzı Evet. beslenme. İşte her şeyde kimya var. Hı. Bunlardan dolayı besinlerden vitamin, mineral, enzimi bağırsaklar ememediği için sürekli beyne sinyal gidiyor. Hücreleri beslenemiyor. Evet. Hücreleri askere benzetelim. Beyni de Genelkurmay Başkanı'na. Hadi bakalım. Herkes telefon ediyor yukarıdan. Diyorlar ki Komutanım Genelkurmay'a bir sıkıntı var. sıkıntı var, yemek yok. Yani Genelkurmay da emrediyor. Diyor ki gönderin, yemek gönderin. Yolları açın. Trafik tıkanmış. Hı. Ne oluyor? Bağırsakların permeabilitet katsayısı açılıyor, büyüyor. Hı. Büyürse, açılırsa besinler geçsin diye ne olur? Mantarlar da geçmeye başlar. Geçerse ne olur? Öldü bitti. Sepsis, kan Sorun zehirlenmesi. hiçbir zaman düzelmiyor yani, aksine daha Tabii fazla tabii. ve farklı yollardan da yayılmaya Sepsis, başlıyor. mantar kana karışırsa ölüm demek. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen sene 18 bin kişi bundan ölmüştür. 18 bin kişi sepsis. Hızla yayılıyor. Yanlış beslenme. Çünkü fast food tarzı besleniyor onlar. Evet. Ülkemizde de bu tarz beslenme hızla yayılıyor. Amerikan tarzı Hı beslenme. hı. Kolay da hamburgerde, cheeseburgerde vesaire. Evet. Ne oldu? Besin yok. O içi boş. Hamburger, cheeseburgerde vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok, 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 yok. Bizim Türk mutfağının kaç bin yıllık bilinen Türk mutfağı 18.013 yıllık. Nereden biliyoruz? 18.013 yıllık. Nereden biliyoruz? Nereden bu kadar net biliyorsunuz? Evet biliyorum. Nereden biliyorsunuz bu kadar? Şimdi Türkmenistan'ın baş şehri Akşabat'ın Evet. hemen yanı başında bir köy çıktı, bulundu. Evet. Milattan önce 16.000 yılında kurulmuş bir medeniyet ortaya çıktı. Anavu. Anavu medeniyet. Evet. Türklerin dünyada kurmuş olduğu en eski medeniyettir. Adamlar o zaman yani bugünkü ziraatle, tarımla uğraşıldığı gibi her şeyi kullanmışlar. Hayvancılık, tarımla uğraşmışlar. Milattan önce 16 bin yılda. Dünyanın en eski medeniyetini kurmuşlar. Yani Türk tarihi artık Araştırmacı ruh böyle olsa gerek. Evet. bir 1000 yıl, 2000 yıl değil. Oğuzhan'la Evet. başlamıyor. Milattan önce 16 bin yılda başlıyor. Çok çünkü geri 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 Evet. evet. Şimdi Türk tarihi 18.013 yıllık bir tarihimiz var. Şimdi yeni bilgilere göre. Evet. Bu daha da ileri gider inşallah Belki de bakarız. gider yani. Dünyanın en eski, en kültürlü, en köklü milletiyiz. Hı. Orada ortaya çıkan çanak çölmeklerden Türklerin yemesi, Hı. içmesinin, efendim mutfağının, yani Zengin olduğu çorbasının bu. her şeyini var. Yani çorba o Evet, zamandan beri var. ortaya Yeni bir şey çıkmış. değil yani. Yeni bir bilgi değil. Yani bizim bir derin bir mutfak kültürümüz, beslenme kültürümüz var. Hı. Biz ne yaptık? Bunu attık çöpe. Hadi Amerikan. Her şey Amerika. Her şey Amerika. Modaya Yani uyduk ve hasta kendimizi olduk. zehirliyoruz. Bugün anneler, babalar çocuklarını McDonald's, pardon Evet. fast food tarzı Evet. yerlere götürmek Duymadık. zorundalar. Biz duymadık. Evet. Fast food Evet. olan yere götürmek çocuğunu. Çünkü reklam, reklam, reklam etkisinde Hı. kalıyor. Kendi aslında çocuğunu zehirliyor, farkına varmıyor. Hatta bir dostum Almanya'dan geldi. Çocuğunu Türk lokantasına götürmüyor da diyor ki burada fast food tarzı
yiyecek içecek nerede satılıyor? Allah'ım mesela dedim ki ya zaten oradan geliyorsun. Çocuğunu çok çok sihirledim. Biraz da Türk mutfağını. Biraz Türk temizle. Biraz Türk mutfağını yani Türk lokantasına götür. Aa, çocukları bırakamıyorum. Alışmış. Benim bir tanıdığım dostum var. Bunun arabasının arkasında 3-4 kola. Dedim ki ne? Ne bu? Diyor ki ben vazgeçemiyorum. Bu benim hayat iksirim. Kanım bozulur. Bozuldu zaten diyor. Sürekli kontrola gidiyor. Değil mi? Yapılan araştırmalarda İbrahim Bey, bir bardak kola içtiğiniz zaman 36 su bardağı su içmek lazımmış vücuttan atabilmek evet. için. Düşünün bir de. 35 gram şeker içeriyor. Ya. Çok çok tehlikeli. Mesela Almanya'da benim bir tanıdığım aşırı kola içmekten kanı bozuldu. 6 ay hastanede tedavi gördü. Adam kendine gelebilmesi için 6 ay özel tedaviden geçti. Evet. Yani biz maalesef ne yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. İnşallah yanlıştan döner. Zayıflamak mümkün. Alerjiye yakalanıyorsa kişi bağırsağında mantardan kurtulması gerek. Nasıl kurtulacak mantardan? Evet. İşte bununla ilgili aloe vera jel diye biz bir yani formül geliştirdik. Evet. Aloe vera jel. Bu bildiğimiz aloe veranın ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım. 19 yıl çalıştım ama sonunda başardım. 19 yıl deneyler yaptım. Evet. Almanya'da bu arada tanıdım. Ben de kullandım. Hakikaten memnun kaldım. Evet. Bağırsakları temizliyoruz. Kesinlikle. Yavaş.